Evet arkadaşlar, ikinci bölümle karşınızdayız. Captain of Industry. Biliyorsunuz burada kalmıştık. Daha da hiçbir şey yapmadık. Bu oyunun Factorio'ya göre bir farkı daha var. Burada zaman var. Gerçi Factorio'da saat var. Keşke olan saat harcadı bilmem ne diye ama onun çok da bir şeyi yok yani. Zamanda ya da bir etkisi yok ama burada var. Şu anda bu adaya çıktığımızın birinci yılının ayın 23'ü 30 günlük döngüler halinde yani normal takvime göre devam ediyor. Oyunu durdurabiliyorsunuz. Şu anda benim yaptığım gibi pause ettik, durdurduk. Ara verdik yani gelmesine. Normal hız, daha hızlı hız, en hızlı şeklinde oyunu oynatabiliyorsunuz. Burada size gelen oyundan mesajlar var işte, yok suyun bitiyor, bilmem ne oldu, şu aracın bakımsız, bu aracın kırıldı, bilmem ne, her türlü şeyi buradan söylüyor. Eğer bayılırsanız onu buradan kapatıp açıp vesaire şey yapabiliyorsunuz. Bakın büyük notification dedi, tekrar açtık yani oyunları. Bu en önemli sağ taraftaki bilgi ekranı, en önemli şey maintenance. Şu anda %0 yani araçlara bakılmıyor kısacası. Felaket yani. Bu araçlar bir süre sonra bozulacaklar denir. Bu işte kömür, odun, demir lafa, biriket, çimento, işte bir ara malzeme, bu araçların yapılması, bakılması vesairesiyle alakalı şey, bakır, benzin. Benzin olmadan araçlar bu halde gitmiyor. Patates, yani başka yiyecekler de var da şu anda patatesimiz var. Bu kadarcık. Kavuçuk, bu da teker için lazım. Yine bu araçlarda bir başka madde. Siz mesela buraya bastığınızda şu burada görülmesini istediğiniz şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben diyelim dizel yakıtını, yani mazotu görmek istemiyorum. Kapattım, yok oldu oradan. Tekrar açtım, geri geldi. Bize ne lazım olabilir? Ama gerek yok. Bir dedik. Elektronik lazım olacak. Onu koyalım. Önemli bir şey o. Şu an için. Erimiş demir. Mechanical parts işte. Çok önemli bir şey daha. Iron skirt demiş. Onu hadi görelim diye. Zaten yerimiz var. Bir parçalıkça o artacak. Burada yemek vesaire de gidiyor böyle. Durumlar. Şimdi bunu da söyledim. Zamanı söyledim. Bunu zaten söylemiştim. 60 tane kapasitemiz var. 9 tane kamyonumuz var. Gemi rıhtımda. Şu an bu gemi yaralı. Bakımsız vesaire. Bu kocaman bir detroyer'e dönecek bu arada ilerleyen zamanlarda. Çünkü korsan gemilerle karşılaşacağız. Yani siz onu buranın dışında pek bir şekilde görmüyorsunuz. 78 tane adamımız var. Bakın burada konteyner evler var. Benim mouse'um tekeri birazcık arızalı olduğu için bir türlü böyle zoom yapmakta sıkıntı yaşıyorum. Ama burada başka tuşlar da var zoom yapmak için herhalde. Neyse. Evet, yapabildik nihayet. Bakın kamyonlarımız burada duruyorlar. Burası rıktım. Rıhtımda şu anda bu kadar malzeme var. Buradan da malzemeler ekleyip şey yapabiliyoruz. Bunu diyor ki kamyonlarınızdan diyor istekte bulunun. Buradaki saklanan kargonun indirilmesi için istekte bulunun ki biz isteyelim de böyle bir şeyi. Buna da bir verelim. Özellikle buradan gelsinler alsınlar. Yani burası boşalsın istiyorum. Bunu işte teknolojiyi geliştirince tamire başlayacağız. Bu şekilde gemimiz durumu bu. Şimdi burada bakın bir kaynağımız var. Bu bakırdı. Ben hiç hatırlamıyorsam. Burada da demir var. En yakın kaynaklarımız. Bunları bir çıkaracağız zaten. Şurada kireç taşımız var.
bu çimento vesaire yaparken lazım. Burada bolca kumumuz var. Şuralarda bir yerlerde petrol çıkıyor lazım neredeydi. Ha, bunu ben nereden biliyorum bu arada? Her şeyi biliyorum da biliyorum ama şöyle bir katmanlar var. Bakın buna bastığınızda burada diyor ki işte kum, kireç taşı, kuvars, kömür, demir, bakır, altın, ham petrol, yer altı suyu diye söylüyor size. Mesela şurada su varmış. Ben ilk oynadığımda zannetmiştim ki tarla yaptığımda gideyim buraya yapayım da işte toprakta su var, daha verimli. Öyle bir dünya yok. Siz bu suyu çıkarıyorsunuz, veriyorsunuz zaten. Yani ben şuraya tarla kursam su anlamında olur. Suyu çıkarım buraya getirip kullanırım. Şurada dediğim gibi bakır çıkıyor. Burada bol bol kumumuz var. Burası limestone, kireç taşımız. Kireç çıkaracağız oradan. Petrolü görüyorsunuz en büyük miktarı şuradan çıkacak. Yani biz buraya doldura doldura gelip buraya kadar doldurmamız ve buraya petrol çıkaracak kadar bir arazi yapmamız lazım. Bu bayağı büyük sıkıntılı iş. Buna bir an evvel başlamak lazım. Ana planda şöyle söyleyeyim. Burayı oyacağız. Buradan çıkaracağımız toprağı buraya dolduracağız. Bu şekilde devam edecek. Ha. Bakın petrol, diğer petrolümüz buradaymış. Evet. Şurası. Bütün petrolümüz şu anda kullanabileceğimiz bu. İşte buradan mazot üreteceğiz. Şimdi bakalım bakalım. Şu kömür şuralarda. Bu demir diye söylemiştim zaten. Burada yine bir su var ve şurada kömür yatağı var bak. Haritayı tanıtayım da. Odunların zaten nerede olduğunu görüyorsunuz nereden. Ağaçları keseceğiz. Ağaçları keserek odun elde edeceğiz. Yani ilk başta haritanın aktif olarak kullanacağımız kısmı zoom yapmaya başarabilirsem teker izin verirse. Tamam. Direkt tıklayıp haritanın bu kısmı. Zaten şuradayız şu anda. Yani bütün yerleşkeleri ilk başta buraya koyacağız. Kaynaklarımız hemen yakınımızda böyle. Önemli kaynaklar. Biz şurası için uğraşacağız. Doldurmak amaçlı ve petrol için biraz uzaktayız. İkinci ilerleyen bölümlerde bu arada burada kuvars yatağımız var. Kuvars sonradan eklemişler. İlk başta kuvars yoktu. Ama önemli bir şey. Sanıyorum işlemcilerde falan lazım olacak o. İlerleyen bölümlerde şuraya bir rampa kurarak adanın bu kısmına da atlayacağız. İşte burada altın çıkıyor. Şurada altın çıkacak. Çıktığını göreceğiz. Yine tabii kömür, bakır, demir neredeydi? Başka bir kömür yatağı da ama en önemlisi altın. Altın da bir tek burada var. Ama altın şu anda lazım olmayacak bize. Altın işlemci yaparken gerekecek. Üst seviye araştırmalar için işlemci lazım. Yani onlar şu anda gerekmiyor bize. Şimdi gelelim buraya. Bizim kamyonlar üstüne tıkladığınızda böyle bir ekran çıkıyor. Burada mesela navigation overlay'e tıkladığımda şunu kapatayım artık göstermiştim. Bu kamyon şu kadarlık bu yeşil alanda faaliyet gösterebiliyor. Kargosu boş. Görüyorsunuz 20 birim taşıyabiliyor. Yakıt deposu dolu. Şu anda yakıtımız var. Şu kadar yakıtımız var. Yani bu yakıt bitmeden biz mazot üretmeyi bulmak zorundayız. Burada da emirleri. Buraya değiştirmişler de update'le. Bunu grafiksel hale getirmişler. Diyor ki buna basarsak bu kamyonu gönder, bunu biz burada çalıştır.
çıkararım. Bu şöyle lazım olacak. İleride bir boy büyük kamyonlara geçtiğimizde küçüklerle işimiz olmayacak. O zaman onları buradaya gönderip yeniden dönüşüme sokacağız. Hem yer açılacak hem de o malzemeleri kullanacağız. Şimdi DuPont dedi depo, araç deposu, işte onların bakımlarının yapılacağı vesaire. O henüz daha inşa edilmediği için yok. Burada araca diyoruz ki sen şu noktaya git. Emir veriyoruz. Şimdi mesela şuna şöyle desem, bakın hop gitti oraya. Öyle doğrudan bir yere gitmesini isteyebiliyorsunuz. Bu upgrade, yani dediğim gibi kamyonun daha bir boy büyüğüne çevrilmesi için onu kullanıyorsunuz. Burada da herhalde araç hakkında şeyler veriyor. Bunları yeni eklemişlerdi. Bakalım onu oynarken göreceğiz. Ve en önemlisi, bakın burada bir yazıyor. Bir kişi bunu atanmış vaziyette. Yani bu kamyonun şoförü var. Bu insanlardan bir tanesinin işi bu. Ama adamlarımız ölse, bazen açlıktan, bazen hastalıktan ölebiliyorlar. Sıfıra düşse işte oyun bitiyor orada. Çünkü neden? Kamyonu mesela sürecek adam yok yani. Bakın burada şu an 79 tane işçimiz var. Ama 91 tane insan yaşıyor. Yani bu ne demek? 1 koli 80, 11, 12 tane adam işsizmiş. Ve diyor ki senin şu anki yerleşim yerin, işte konteynerler onlar zaten, en fazla 140 kişiye ağırlayabilir. Yani bir tanesinin kapasitesi 70'miş. 70'lerde 70, 140 yapıyor. Yani burası 140'a geldiğinde, dayandığında duracak. Yani daha fazla bir nüfus artışı olmayacak. Bu Unity dediği şey önemli. Şöyle önemli. Bir kere siz Unity kullanarak şeyi hızlandırabiliyorsunuz. Mesela bir iş yapılacak, onun pat diye yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca ileride adalarda işler yapılırken Unity yine kullanılacak. Bu sağlık durumu şu anda iyiyiz, yani yeşil. Şöyle bakayım. Ve kamyonların iş yükü. Şu anda 9 kamyonumuz var. Hepsi yatıyor zaten. O yüzden de iş yükü sorunumuz yok. Şimdi oyunun kaderi burada başlıyor. Şunu bir start the cycle diyelim. Artık burada ben şöyle bir şey yapacağım. Bakayım bir dakika. Oyunu bir kaydedelim. Autosave dışında kaydetmemiş. Save çekimliyim. Kaydettiğim, tamam. Tıklayın. Burada settings'e girdik. Burada niye kolay ses çıkıyor ya? Adam 5'e indirdik, hala sesini duyuyorum. Ha, anlayan sağ ol. Bu çok yüksek bir ses. Burada onu indirelim. Şurada ilginç. Benim için bir start mesajı. Ey, bir şey demiyor. Bunu ben Türkçe'ye çevireyim de. Zaten herhalde çevrilmeyen kısımları İngilizce çıkacak karşımıza. Ama siz rahat edin. Evet, bir sonraki bölümde onun etkisini göreceğiz. Oyunun yeniden başlaması gerekiyor. Bizim de bölüm 5 dakikası kaldı zaten. Onu 5 dakika sonra şey yapalım. Şimdi bu Three Harvest'tir. Onu söylemeyi unuttum.
Demin gördüğünüz ağaçları bu kesiyor. Ağaçları kesmeye başlasın zaten. Onun için şöyle yapıyoruz. Bakın aşağıda diyoruz ki bize sen biraz ağaç kes. Şunu bir kere bir kes. Hop koşa koşa gidiyor şu anda. Şunları da hop kes. Buna kesme emrini verdik. O artık bunları kesmeye başlayacak. Ama bakın bir burada işaret çıktı. Bunun anlamı şu. Arkadaş tamam ben kesiyorum da diyor. Bunu kestiklerimi kim taşıyacak? Onun için buna bakın tıkladım. Tıkladığımda zaten size söylüyor. Yani o mesajın açıklaması diyor ki bu ağaç kesen aleti tahsis edilmiş bir kamyon yok. Dolayısıyla biz ona bir adet buradan kamyon vereceğiz. Hop bakın vermemle birlikte koşa koşa o gitti. Şimdi ona o kamyona şeyi yüklüyor, ağacı yüklüyor. Sonraki ağacına devam edecek. Buradan buna tahsis edeceğiniz kamyon sayısını arttırabilirsiniz. Böylece şey artar. Söyleyeyim. Bu işlemin ağaç kesme işlemin hızı artar. Şimdi bakın bu sefer de kamyonda bir şey çıktı. Neymiş? Diyor ki tamam biz topladık ağacı yüklendik ama diyor, bunu ne yapacağız diyor. Yapacak bir koyacak yerimiz yok diyor. Bunun için depo lazım yani böyle kısacası. Şimdi bunu deposunu söylerken size burayı da anlatmam lazım. Hem anlatayım hem de bunların research. Şu anda bunları depolayacak yerimiz görebildiğim kadarıyla yok zaten. Evet. Bizim ilk yapmamız gereken şeylerden birisi bu şurada göreceğiniz bunu oyun başına çıkmıştı bu işin öğretme kısmı yani tutorial açık olmasa da ona ulaşabiliyorsunuz buradan. Ben bunları en iyisi size baştan olarak anlatayım ama bu herhalde ikinci, üçüncü bölüme de sarkacak. Şimdi burada burası artacak bu arada onu da söyleyeyim ya. Şimdi meteoroloji ve eritme diyor. Buna bastığınızda coal maker yani kömür yapıyor. Nasıl yapıyor? Yukarıda nasıl yaptığını anlatıyor. İşte 12 tane diyor odunu koyuyorum ben diyor. Bunları diyor işleme tabi tutuyorum diyor. Yani yakıyor kısacası. Buradan diyor 5 tane kömür elde ediyorum. Ama onu elde ederken de diyor 4 tane diyor 4 birim diyor egzoz gazı çıkıyor. Siz şimdi bunu kurarsanız bir tane de egzoz gazını atacak bacak koymanız gerekecek. Ama ben bunu şu anda çok yapmak istemiyorum. Çünkü ağacımız zaten çok az var. Onu da kümüre çevirince yani bunu birazdan lazım olacak. Şöyle lazım olacak. Eritme işi için kömür gerekiyor. Yani benim bir an evvel kömür de çıkarmam lazım. Eğer kömür çıkarmaktan evvel gerekirse kullanacağız bunu. Burada blast furnace yani eritme fırını. Mesela burada şu anda tek reçetemiz Iron Scrap dediği şey. Buradan işte buzlu demir elde edeceğiz. Buna işte gördüğünüz gibi kömür lazım olacak. Ama bizim elimizde şu anda birazcık dolu kömürümüz var. Onu kullanarak ilk başta şey yaparız. İşte 3 tane kömürle eriteceğim diyor. Karşılığında diyor erimiş demir ve egzoz gazı çıkacak. Güzel. Sonra bunun hemen akabinde Metal Caster dediği şey lafa üretim tesisi. Bu erimiş metali demiri alacak ve demir lafa üretecek. Bu da bir sürü şeyin ham maddesi olacak. Yani faktöriyedeki gibi bir şey dizisi oluşuyor gördüğünüz gibi. İkincisi waste management dediği yani
atık yönetimi ekranı. İşte bu egzoz gazının attığınızı sağlayan baca. Yani bütün o tesisler egzoz gazı çıkaranlara bunu koymanız gerekiyor. Şimdi bu bölümü burada sonlandıralım ve üçüncü bölümde ben kaldığım yerden devam edeyim anlatmaya.